Arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün elinizde gördüğünüz üzere kargoları açacağız. Firmalardan gelen kargolar var, kendi aldıklarım var. Bunları sizinle beraber açacağız. Ben kargo paketi açmaya bayılıyorum açıkçası söylemek gerekirse. Sizinle beraber bunları yapmak istedim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Birkaç tane ürün var. Bir de şöyle bir kutu var. Bu kutunun içinde ne var hiç bilmiyorum. Öyle söyleyeyim sizlere. Sanırım Motul gönderdi. Çünkü Motul benimle iletişime geçmişti. Yılbaşı hediyesi göndermek istedilemediler. Ben de kabul ettim. Adresini verdim. Bakalım bir şey geldi. Geliyor. Oğlum o kutu senin boyundan büyük. Gitti bakayım buraya koy masaya. Dediğim gibi Motul yılbaşı hediyesi göndereceğini söylemişti. Ve bakacağız bakalım içinden ne çıkacak. Çok merak ediyorum ben. Şimdi diğer kutuları da getiriyorum. Ondan sonra videoya başlıyoruz. Videoda Alp Yiğit olacak. Dur bekle ben geliyorum. Şimdi götürüp masaya koyalım bakalım. Şöyle bunları koyalım. Bak bunu da marketten aldım. Bunu da size göstereceğim. En azından hani böyle elektronik olarak da bunu gösterebilirim. Ucuza aldım bunu. 30 liraya aldım. Ben de merak ediyorum nasıl çıkacak. Burada bagaj havuzu var. Bunlar arkadaşlar Toyota için aldım. Toyota Corolla'ya yakın zamanda bir video yapacağım. 2004 model. Orada bunların da montajını yapacağız. Arabaya koku olması yapacağız. Hepsini sizlere göstereceğim. Şimdi diğerlerini de getireyim. Ondan sonra başlayalım. Arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir paspas görüyorsunuz, bir de bagaj havuzu. Bunları en son açacağım. Şöyle bırakayım yere. Burada kalsınlar. Toyota Corolla var. Onun için aldım bunları. Bak burada maddeden görüyorsunuz arkadaşlar. Bu maddeye ben mesaj attım. Bu kar videolarını çok seviyorsunuz. Ben de böyle karda daha da yukarılara çıkabilmemiz için bir kar çorabı istedim onlardan. Kendileriyle böyle bir saate yakın bir görüşmemiz oldu. Bana firmalarına falan anlattılar. Ürettiklerinin %70'ini yurt dışına satıyorlarmış. Bakalım ürünlerini bir görelim. Bunların bir tanesi Kia'ya, bir tanesi Passat'a. Bir açalım bakalım arkadaşlar. Daha önce kar çorabı kullanmış olanlarınız var mı? Şöyle bakalım. Bu dediğim gibi ama kaliteli bir marka. Zaten internette de hani diğerlerine göre çok daha farklılar açıkçası. Şöyle malzemesini çıkaralım. İki tip gönderdiler. Bu bildiğim kadarıyla en pahalısı ve en kaliteli olan arkadaşlar. Hani öyle bozulması falan çok zor. Bunları zaten deneyim ben sizlere anlatacağım. İçine bakalım mı istiyor musunuz? Bu arada içinden bir de böyle bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Şimdi zaten burada bakın İngilizce olarak da belirtmişler. Dediğim gibi %70 civarını yurt dışına yapıyorlarmış. Bunun içinden şöyle bir çorabı çıkıyor bunun. Ya tamamen dağıtmayacağım, bunu videosuna saklıyorum, kar videosunda. İyice detaylıca inceleyeceğiz bunu, öyle söyleyeyim sizlere bakın. Malzemesi falan da çok farklı ya, bak yakınlaş. Yani bayağı kaliteli gözüküyor, bakalım nasıl olacak. Öyle çok kolay bir şekilde kopmadığını söylediler, öyle söyleyeyim size. Gayet kaliteli olduğunu söylediler. Şöyle. Şimdi şunun diğerini de açalım, kar çorabının. Bu Passat'ın olması lazım, diğerini de Kia'ya. Bunların boyutları var arkadaşlar. Lastik boyutuna göre, lastik incine göre boyutları değişiyor. Ama kabı falan çok güzel. Bak burada boyutlarını falan da yazmışlar. İnternet sitesinde bakarsınız zaten. Ben işe yarayacağını düşünüyorum ama yarayıp yaramadığını göreceğiz. Bu da beyaz şekilde. Bunun da adı Super X. Yani ticari araçlarda kullanılan. Çok daha sağlam olan modeli. Bakalım göreceğiz. Şunu şöyle takıyoruz. Bunu da takıyoruz. Paketleme güzel. Buraya koyalım. Şimdi kutuyla işimiz bitti. Şimdi bu da smart bir, hatta geçen çekilişini paylaştım. Bu böyle bezler, işte havlu, araba kurulama bezleri, temizleme bezleri, her türlü şeyi satıyor. Bana bir set göndermişler. Şimdi ona bakacağız. Bu sefer onlar benimle irtibata geçti. Şöyle bakalım. Bunu da aynı şekilde bir yıkama videosunda deneyeceğim. Bakın bunun içinde ne var? Şimdi bunun içinden çıkanlara bakalım. Şöyle 50'ye 70 kurulama bezi, 440 GSM. Bu böyle havlunun yoğunluğunu gösteriyor. Şimdi böyle çok fazla havlu var ama suyu ememiyor. Bakalım bunu göreceğiz. Suyu emecek mi, emmeyecek mi? Hadi bir daha yıkanırsın bunlarla. Bıçağı ellemez çocuklar. Yasak. Saçlarını bunu kurtursun. Bak al götür eve. Bakalım bunun GSM değeri neymiş. Bu da aynı şekilde 440'mış. Mesela bu da 380, biraz daha ince. Bak görüyor musunuz? Şu anda 3 tane sadece havlu çıktı. Hatta ne 3'ü? 4 oldu. Bununkine 380 GSM. Bu da kare kurulama bezi. Hepsi kurulama bezi bunların. Şöyle model model. Bunların fiyatlarını yazarım ben size. Zaten mesela en çok böyle merak ettiğim şey şu kalın olan var ya. Ve şu alttaki siyah olan. Bunları çok merak ediyorum. Böyle arabanın üzerine atacağım. Bakalım o suyunu emecek mi? Bu cam bezi miydi? Evet. Bakın cam bezi. Aslında evde de kullanabilirsiniz. Bunu ben bir anneme götüreyim. Ne o? Bakayım kanki. Göster bakayım.
Öbür tarafını oğlum, yazan tarafını göster. Oku bakayım burada ne yazıyor. Ne yaptın? Ya ben bir... Evet, işte aslında ihtiyacım olan şeylerden biri. Yıkama eldiveni. Bunu çok kullanacağım. Çünkü benimki iyice paramparça olmuştu. Bakalım bu nasıl olacak. Yani temizlik paketi. 2 adet varmış. Bunun fiyatı uygundu galiba. 25 lira mı? Öyle bir şeydi sanırım. Bak bu da işinizi görebilir. Bu da kurulamak için kullanabilirsiniz. Deneriz bakalım hepsini. Bu polisaj uygulama bezi. O da çıktı bak içinden. Bitmiyor hala. Bir şeyler daha var. Şuraya şöyle dizelim. Tam 3 tane var. Ne kanki o? Ben zaten. Şöyle melamin sihirli sünger diyor. 2 tane vermiş. Bunu pek bilmiyorum. Bir dakika merak ettim. Ne diyor? Sadece su ile ıslatıp bastırarak siliniz. Lekeleri adeta siyah gibi temizler. Allah Allah. Cidden bunu bilmiyorum bak. Evet, sadece Smart Bee'den gelenler bunlar. Bunlar çok aşırı derecede işime yarayacak, öyle söyleyeyim sizlere. Ayrıca sizler için de bir çekiliş yapacağız bu firmayla. Bunu niye verdin Alpik bana? Bu tıraş makinesi olarak aldım, ucuz diye aldım. Şöyle Wilkins'ın diye. Wilkins'ı biliyorsunuz, çok kaliteli bir marka. Bu hem bir tarafı jilet, bir tarafı böyle kısaltmak için. Buna da bakalım açmışken. Alpik sen şunları doldursana kutunun içine. Ben ulaşamıyorum. Ulaşamıyor mu? At içine. Hadi. Oğlum önce bunu çıkaracak. Allah düşüyor. Ortalığı karıştırdım. Ertuğrul sen de at. Şunu bir açalım bakalım ne çıkacak burada. Valla bunu merak ediyorum açıkçası. Dur açamıyorum tek elle. Şimdi açtım. Çıkar bakayım içindekini. Bak bu arada buhar makinesi var. Bunu sonra açacağım. Şimdi şunu çok merak ediyorum. Bunu açacağım. Güzel. Dur. Böyle bir stand çıktı. Güzel. Bir kağıt var. Şöyle koyalım. Kağıt var. Kağıdı çıkarsan kağıt mı? Kağıt mı? Aa güzel gözüküyor ha. Biraz ağır bir malzeme. Bunu illa kullananlarınız olmuştur daha önce. Bakayım kanki. O yapışık oraya galiba. Bak bunun arkasında böyle vakumlu. Banyoda direkt yapıştırırsınız. Şimdi bir de bunu açalım. Bunlar mı ya? Evet. Hala bunlar mı? Al seni. Şimdi gördüğünüz üzere açtığım biraz farklı tasarım var. Dediğim gibi burası jilet. Taraf böyle sakal tıraşı için. Mesela bu sakal tıraşı yapacağınız yer ucu biraz küçük, dar bir ucu var. Ama bu ince ayar için benim bildiğim kadarıyla. Aa pil onun için neymiş? Sen nasıl ısık çalıyorsun öyle? Çal bakayım bir de. Kuş musun sen? Şöyle arkadaşlar çevirip çıkarıyorsunuz. Çıkardım. Ümsak öyle. Evet, bayağı da güçlü çalışıyor. Burada ayarı da var şöyle. Gayet güzel. 30 liraya. Vallahi Migros'ta indirime girmişti. Abi getir bakayım sakallarımı tıraş edeceğim. Saçları mı keseyim? Hı. Sen deli misin vallahi sen? Ki. Olmaz oğlum manyak. O saçların ne güzel senin. Kesilir mi? Onu da buraya atalım. Artık Smart Bee'nin kutusunu malzeme kutusu olarak kullanırım. Bunu ben evde toparladım. Ona birazdan bakarız. Zaten belli onun ne oldu. Burada kablosuz şarj cihazı var. Bunu biliyorum. Bunu da LinkTech firması gönderdi. Deneyeceğim bunu arabada. Şimdi asıl büyük kutuya gelelim. Millet bunu bekliyor ne var içinde diye. Valla ben de merak ediyorum. Bunun içinde bir tane daha kutu var. Bunu biliyorum biraz salladım içini. Şimdi buradan bir açalım bakalım. Kağıtlar var. Evet. Kağıtları keselim. Açıyorum. Aç. Ne çıkacak? Su şişesi çıkıyor işte. Aha. Kutu içinde kutu. Evet, Motul'den. Kutu var. Hediye kutusu şeklinde vallahi çıktı. Vallahi kutu var. Şöyle kutuyu atabiliriz. Bakalım ne çıkıyor. Kaldır. Aha. Dur, yavaş bakayım ne çıkıyor. Vallahi öncelikle şunu söyleyeyim. Kutunun hazırlanışı falan çok iyi. Lego geldi. Evet, süper. Şuna bakın Lego küçük böyle bir araba. Bunu kesinlikle yapacağım. Şöyle bir kart göndermişler bakalım. Sağlıklı, bol kazançlı, başarılı dolu nice yıllara demişler. Teşekkür ediyoruz. Şunu şöyle koyalım. Aha anahtarlık Alpit. Çok güzel gözüküyor değil mi? Motul Car Care diye şampu. He, Motul yeni böyle şampuanlar. Araç temizlik ürünleri çıkardı Motul. Onlardan bir ürün göndermiş. Diyor ki 5 litre suya mesela 30 mililitre. Bunu kesinlikle deneyeceğim motor. Arabayı ilk adımda bunu deneyeceğim. Arabanın hali zaten berbat.
Bununla yıkacağız. O bezlerle kurulayacağız. Bakalım hepsini beraber deneyeceğiz. Şimdi bak bunu koyalım. Mutil de böyle çok harbiden niş marka derler ya, böyle premium marka, öyle söyleyeyim. Şu hazırlanışı dahi benim çok hoşuma gitti. Şu anahtarlığı kullanmak istiyorum. Çok güzel duruyor bu. Buraya koyalım. Arabayı görünce tabii hemen atladın değil mi üzerine? Evet. Getir bakalım Lego'da nasıl bir şeymiş. İkinci ama bunların parçaları var. Evet, birleştireceğiz bunları. Nissan GTR, vallahi Nismo. Valla benim olmaz mı? He tabii ya, hemen atlayacaksın değil mi? Şöyle ya. Gayet güzel. Tekrar teşekkür ederiz. Passat anahtarlık kullanmıyorum. Bunu Kia'ya ya da ev anahtarına falan takarım. Heh, ne kaldı? Kablosuz şarj, LinkTank'ten gelen. Lan nereye gidiyorsun? Hadi ben bunu çaldım diyor ya. Şöyle kamerayı tut bakayım Alpid. Evet, bunu buraya koyalım. Şöyle wireless car holder diye bir sıra. Hem telefon tutacağı hem de kablosuz şarj cihazı. Bunda herhangi bir mod var mı? Hayır, sadece ürün önermişler. Ne yapıyorsun lan? Kamerayı mı yürüyorsun? Şöyle ürünü de şöyle göstereyim sizlere. Zaten bunu yakında ben böyle bir uzun yol videosunda falan size gösteririm. Ama özelliklerden bahsedeyim, 2 amper verdiğini söylüyor. Yani 2 amper demek hızlı şarj demek. 15 watt çıkış var diyor. Şöyle bakın, sizler de okursunuz. Ayrıca şu güzel Quick Charge 3.0'ı destekliyormuş. Bak, hızlı şarj edebilir bu. Bir deneyelim bakalım. Ha, bu şey, telefonunuzu koyduğunuzda direkt kilitliyor arkadaşlar. Yan taraf falan sıkıştırıyor. Ayrıca pil koruması da varmış. Bunlar çünkü şarj aletleri çok önemli bu konuda. Ben bir deneyeyim, sizlere yorumlarımı söylerim. Evet, bunu ben kendim aldım. Diğer o buhar makinem bozuldu arkadaşlar. Artık nazar neydi o videodan sonra, herkes beğendi. Ben de A101'de indirim vardı. Bunu da 150 liraya mı aldım? Bayağı uygun fiyata aldım. 130 liraya mı? Hatta fiş var burada ya. Dur bakayım. Fişini atmıyorum ki garantiden bozulur diye. Yok, 169 liraya almışım. Fişleri kaybetmeyin bunlar, çünkü bozulmaya böyle hani 100 tane aletler açıkçası. Çok kaliteli aletler değil. Bunun aslında karçelini almak lazım. Ya bu şey ya, ucu. Bunları biliyorsunuz aslında, daha önce kullandım ya. Bunda sadece ekstra şöyle fetler falan çıkıyor mesela, onu gördüm. Hani polisi var. O fiş onu at kanka. Şöyle nereye makineyi atayım? De size göstereyim. İçine, kutunun içine koy. Kaybolmasın. Makine de bu şekilde. Tamam. Zaten bunu deneyeceğiz arabayı temizlerken içeriye. Burada ne var? Bu da böyle. Sen sevdin galiba o Lego'yu ha? Yaparız beraber. Şimdi bunları bir açalım. Araçlarınızda bagaj havuzu kullanın. Trend yoldan sipariş verdim. Bunlar çok fazla koruyor ya. Benim arabada bu olmayacak var ya. Arabanın bagajı klişen haline gelir. Bunlar da yumuşak olması önemli. 2002-2004 model Toyota Corolla'lar için böyle bir bagaj havuzu. Şöyle biraz sert malzeme ama hani iyi. Kokusu yok öyle fazla. Kokalamıyorum şu anda. Hemen bir de paspas açayım. Bunları var ya böyle terapi ya. Sabahtan aşamaları patlat. Bıçağımız nerede? Ne yaptınız oğlum bıçağı? Bunu da açalım. Şöyle. Paspası kesmeden. Bunlar arkadaşlar universal. Yani kendi aracınıza göre kesip kısaltabiliyorsunuz. Ben yine fiyata uygun bir şekilde 50 liraya aldım. Bence iyi. Ve bunların işimizi görecek diye düşünüyorum. Gayet güzel. Şöyle kenarlarında görüyorsunuz, bantları var. Bunları böyle kesiyorsunuz. Universal diyorlar bunlara. Kestiğiniz gibi, istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Arabanıza uyduruyorsunuz. Şöyle çıkarıp size bir göstereyim. Zaten bunları Toyota'ya montaj yaparken size gösteririm. Buralardan mesela boyutuna göre keseceğiz. Makasla kesilebiliyor. 4 parça. Arka taraflar da var. Böyle ağır bir kokusu da yok. Sadece bir ürün kaldı. Onu da belki sonra eklerim. Zincir geliyor. Kışın güzel bir çekim yapmak için Bayburt'tan zincir geliyor arkadaşlar. Bir arkadaş denemem için bana ürünleri göndermek istedi. Karda bakalım. Şimdi kar çorbunu deneyeceğiz. Kar çorbu bir yere kadar gidebilecek belki de. Ama zincir biliyorsunuz çok daha güçlü. Ama bu zincir öyle bildiğiniz zincirlerden değil. Takmatik diye geçiyor ama arkadaş da böyle 1-1,5 saat konuştuk. Ürününü anlattı. En ince detayına kadar, malzemelerinden işte o cıvatasına kadar her şeyini anlattı. 1 senedir 2 senedir kullanan kişilerden de aynı şekilde güzel yorum aldığını söyledi. Bakacağız, bir de deneyeceğiz. Neyse onu söyleyeceğiz açıkçası. Kendisi de onu söyledi. Deneyimlerini aktar. Eksik bir şey varsa bizlere söyle dedi. Bu şekilde. O geldiğinde de size onu gösterdim. İnşallah güzel bir kar yağar. Kar yağsın, sizlere kar polları göstereceğim inşallah.
beğeneceğinizi biliyorum. Çünkü kar videosu en çok izlenen video kanaldaki 500 bini geçti galiba. Bakalım duruma göre inşallah kar yağar, inşallah yağmur yağar. Öyle diyorum. Çünkü kuraklık var. Arabayı yıkarken dahi artık düşünüyorum. Yani basınçlı makineyle yıkayacağım. Çünkü basınçlı makinede az bir suyla aracı yıkayabiliyorsunuz. Hortumda biraz fazla su gidiyor. Bu tarz şeylere dikkat edeceğiz artık. Böyle videoyu kapatıyorum. Alp'in söylemek istediğin bir şey var mı? Hayır. Yoruldu Alp. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz, kendinize kayıt. Aha bak, köpek burada. Köpeklere bak, köpeklere. Bu da bizim gariban. Hep böyle ağlamaklı. Alp, ne yapıyorsunuz lan? Kavga ediyorlar bak köpekle. Çok tatlı bir köpek ya. Tornavida ile video istiyor musunuz arkadaşlar? Özellikle Instagram'dakiler bu tornavida ile videomu şu an bekliyorlardı, ben size söyleyeyim. Şöyle iki gazlasam Instagram'a düşecek hissediyorum. Ama çok paylaştılar ya. Ama yani yanıltarak paylaştılar, bak söylüyorum. Benim anlatmak istediğim şeyi anlatmadılar. Kendilerine çektiler muhabbeti. Bu da çok güzelmiş, bunu da yıkayabiliriz. Şerefli. Boğuşuyorlar ha köpekler. Lan ağzını alıyor, eline bak, ısırmıyor ama. Isıramaz ki. Oğlum korkmuyor musun sen, deli? Gidiyor. Arabanın kiri nasıl ama? Ya efsane bir çamur oldu arabanın üzerinde. Ben bunu nasıl yıkayacağım çok düşünüyorum yani. Acayip farlar falan kayboldu arkadaşlar. Şuna bakın. Plaka zaten okunuyor okunmuyor orası. Alpit! Alpit! Lego'yu açtım, gel yapalım. Orada mı yapalım? Tamam, dur geliyorum. Baba gel hadi. Tamam. Hadi. Şöyle burada etiketleri görüyorsunuz. Hı. Nasıl yapacaksın oğlum sen bunu? Kafa ya. Anladın mı şimdi nasıl yapacağını? Bak bunu kafasına sokacağız. O eli. Kafası nerede? Ne kafası? Kafası var bunun, biliyor musun? Bu. Buradaki. Doğru bak orada.